Yine sarı kırmızıların penaltı beklediği pozisyona gidelim. O pozisyon gelecek ekranlara. Travni'nin elle müdahalesi var mı yok mu? Hakem oynayın dedi burada. Ya çok tartışma eli açık. Sabitti. Bana göre tartışma açık bir pozisyon bile değil yani. %100 ben, ya bunu tartışmam bile ya. Daha nasıl bir... Nasıl eli yerde kalabilir. Tamam mı? Bak kaymış doğrusu bu. Kalkıyor. Topu geçerken çekmiyor da elini değdiriyor. Bak oynuyor. Şimdi bak el yerde kalabilir. Kaydığı zaman tamam. Kural diyor ki kalırsa diyor oraya gelirse penaltı değil. Ama ne yapıyor? Levent abinin söylediği gibi eliyle dikkat et uzat. Şimdi uzansa anlarım. Elini kaldırıyor top geçmesin diye hafif tokat atıyor deriz ya biz. Topa dokunuyor. Ya benim düşüncem penaltı. Net penaltı. Yani bunu nasıl vermedi maçın hakemi enteresan yani. Yani bak böyle kalsa bak Cüneyt biraz oynatalım arkadaşlar. Evet. Böyle kalsa bak anlarım bak. Burada çarpsa doğru mu penaltı değil. Böyle ama, çarpsa Reha hocam zaten böyle çarpsa top yine oyuncunun önünde kalacak. Tabii. Bak şimdi şurada el ne yapıyor? Bak kaldırıyor. Kolundan dirseğinden daha doğrusu elini kaldırıyor. Hafif topa dokunuyor tokat atar gibi. Bak böyle değil el. Şu anda çarpsa penaltı diyemezsin buna. Kural diyor ki eğer kaydı yerde oyuncunun eli kalkmıyor. Çarptı penaltı değil Cüneyt. Ama burada kaldırıyor. Bu net bir penaltı. Pilottan bir alalım. Tugay Kuan, Numanoğlu pozisyonu nasıl görüyor? Var mı kadrajda? Ona da bakalım. O zaten, şu anda kadrajda değil ama hemen... Ama o zaten hissetti penaltı olduğunu. Vara gitti. O an gitti zaten hakem penaltı. Hakem şu bölgede kadrajda değil ama... O görüyor onu oradan. Bak el kalkıyor buradan bile görüyorsun. Bak uzaktan bile görüyorsun elle oynadığını. Hadi oradan o kesitten göremedi Cüneyt. Şimdi var monitöre olmasaydı... gitti değil mi monitöre? Monitöre gittiğinde orada baktığında bunun penaltı olduğunu anlaması gerek. Monitörle konuştu canım yok konuştu, bir şey dedi. Monitöre gitti hayır. Var kontrolü yapıldı. Var monitöre gidecek yani. Gidecek. Peki Özgüç Türkalp ne dedi bilmiyorum. Özgüç Türkaç mı? Özgüç Türkalp. Bak Ankara'daki... Var hakemi evet. Özgüç Türkaç. Monitöre gidip bakacak orada abi bakacak. O ekrandan diyecek ki buna net bir şekilde Allah karar veremedim. Net yakalayamıyorsam. Burada ince bir hareket var. Yani acaba kol... işte Özgüç Hoca çağırdı bak... mı? Çağırdı da Tugay Kağan Numanoğlu. Özgüç Hoca futbolu bilmiş olsa zaten hakemlik yapar ya. Dünyanın... Aldılar hakemlikten. Var da idare ediyorlar. Dünyanın... Var da ne kadar çapsız hakem belki varsa bu sezon en görev rahat maçını yönetti bu ya hakem. Bir de bir şey söyleme. Biz bıktık abi niyet okumaktan dediğin gibi. Ya vardan çağırdım o çağırdım. Bu konuşmaları açıklayın ha. Burada var ya kolu uzanmış. Burada yerde kalsa bak şimdi, yerde kalsa ya. Penaltı değil. Dirseğini kıvırıyor. Tokat atıyor. Sen buna nasıl çağırmıyorsun? Sen de nasıl gidip ya bir kafamda şüphe var bakmıyorsun. Enteresan. Ya bana göre bu, ya maç, bu net penaltı. Bu maçta hiç gergin pozisyon yok. Hayatın en rahat maçını yönetiyorsun tabii. Belki de. Ama yaptığın hataya bak. Bir kere bunu düdüğünü çal. Sen zaten o pozisyona yakınsın. Sen zaten hissettin penaltı olacağını. Sen çal düdüğünü. Ondan sonra var senin penaltını iptal etsin. Bunu nasıl? Bunu var ya bunu tribünden bile penaltı çalarsın. Ha sonra iptal edersin. Yere aşağıda çimde kaldığı takdirde dersin ki el kalkmadı. Bak ama burada daha önce net görüyor gördün mü? Önce penaltı çalacaksın sonra VAR'a gideceksin. Zaten bak. Bak burada daha net hocam, görüyor bu çekim eliniyor, bak. Elledikten sonra bak, elini yere yatırıyor. Yere yatırıyor. Bak bu net. Net. Bak şimdi böyle gelse anlarım. Bak ne yapıyor? Top geçmesin diye dirseğinden direkt orada af böyle kaldırıyor. Sonra da serbest bırakıyor. Ve de bırakıyor. Net tabii ya. Tabii canım ya. Ya bunu... Ya bunu... onlar futbolu biliyorlar. Onların bildiği biz unuttuk ya. Bir ya... de bu Kaan Numaroğlu'nu 50 defa tebrik ettim. Maç içerisine baktım. Ne kadar cool takılıyorsun ya. Dünyayı hayır, ben yarattım şimdi gibi. Oyuncular bir saat bak, kart gösteriyor. Gerginlik bile yaratamıyor oyuncular. Allah aşkına. Galatasaray futbolcusu ya gerginlik yaratamıyor. İtiraz çünkü itiraz edecek adamı yok saha içinde. Ya bu kadar efendi, tamam efendi ol ama bu kadar da ama Tugay Kağan Numanoğlu herhalde karar ya vermiş ki. Ya bu neye benziyor? Senin dediğin gibi kaderine razı ay, bu kadar olmaz değil mi? Kaderine razı, bravo üç hocam. Tane. Hakem üç çok rahat ama şu razı olma. Ankara'da yani. Cüneyt Çakır'a 3 tane karar değiştirtti VAR'dan. Gerekirse burada sarı kart gör ama itirazını hakemi kullan. Seçim. Şu saçmalığa bak ya. Ya Galatasaray takımı... Ama çok emin kendinden. Bir kez daha hakemi görelim. Cüneyt, Galatasaray diyor. Takımı iyi oynar, kötü oynar o ayrı. Biz eleştiriyoruz. Galatasaray'da yapılanları, yönetimi vesaire bir sürü oyun. Ama sen hakem olarak benim beğendiğim devre arası programında söyledim. Tugay Kağan, Numanoğlu iyi bir hakem. Ama burada... Ama yanlış yapıyor sen ya. Bu penaltıyı vereceksin abi. Penaltıyı vereceksin. Bitti. Sen ver penaltıyı yine Kasımpaşa yensin. Sen bu penaltıyı
net bir şekilde. Hoşunda bilemiyoruz. Net belki bir şekilde göremedim dedi. Göremiyorsan Özgür sordu belki diyorum Özgür hocaya. Biz niyet okuma hep dedi mi? Senin dediğin gibi. Dedi ya o gitmedi mi? Gelebilecek sorunlar yani, sesler. Biz niyet okumak istemiyoruz. Biz hangi takım olursa olsun bu Galatasaray için değil. Hakkının verilmesini istiyoruz her takıma. Burada bunun için buradayız. Ya, bu penaltı. Penaltı. Bunu VAR'a gitmeye bile gerek yok. Futbol Federasyonu'nda bak şimdi dışarıdan nasıl bir desteğin yok. Anlatabiliyor muyum? Hakemler istediği Levent gibi abi, ama düşene tek ya Levent abi düşene tek mi atmayacaksın? He? Düşene tek mi atmayacaksın? Böyle bir şey yok. Marka değeri yani de, diyorsun yok. Yönetim yani. Kötü, takım kötü de sen de doğru işini yapacaksın. Lobisi mi yapıyorsunuz galiba? Şimdi Galatasaray'ı böyle yakaladın istediğin gibi oynatamazsın. Ya hocam lobisi sen değil onu demek ya, istemiyorsun lobisi ilgisi yok. Oyuncu itirazı kibarca itiraz ediyor. Şöyle diyor. Ben başlamam oyuna ya. Ben başlamam oyuna. Başlama at bütün futbolcuları bitsin. Ya bir gün Galatasaray yapsın bunu. Burada mağlupsun. Hükmen mağlup ol. Ama ya. İtiraz ediyor. Hakem de bir durabilir. Ama ayıp olan bir şey var ya. Geçen hafta iki tane net penaltısını vermedin. Bu nasıl itiraz? Böyle kamerayı itiraz atmadın. Olmaz. Bir tek Ömer bunu anlamıyorum bakın ya. Bakın burada itiraz ediyorlar. İki maçta da dediğin gibi çok fahiş hatalar. Evet iki penaltıyı vermedin. Hatalar var iki maçta da. Siz bir şey söylediniz. Düşenin devam ne dediniz? Düşene tekme atmayacaksın. Düşene tekme hem de Galatasaray takımı. Yani evet, bu evet. Kolay sen değil. Galatasaray'a böyle tekme atamazsın. Atamazsın. Onu yani onu da söylerim. Yani size itiraz. Siz ya bak bu insanlar, demiştiniz. Bu insanların ben bir şey söylemek istiyorum. Başka oyunlar oynamasınlar ha taraftarlar üzerinden. Bu dediğimi unutma. Taraftarların sabrını taşırtıp başka bir şey yapmasınlar. Buna bu mehakek olsun. Ceylan Efendi. Bir başkası da düşmediği için öbür tarafta düşmediği için penaltı vermiyorsun. Sen Kamara adama neler yapıyorsun? Yerde adam oturan adama dünyanın lafını söylüyor Ribeiro. Orada neler söylüyor biliyor musun sen? Adam geliyor itiyor. Görmediğin pozisyonu kırmızı veriyorsun. Bir VAR'a git bak bakalım ne olmuş ne olmamış. Ya bence başka nedenler var. Yani ben olsam çalışanların bir kısmının ciddi bir şekilde araştırmasını öneriyorum Futbol Federasyonu'nda. Yani bu şekilde yani GBT'leri araştırırsın bunları. Ya yani ben başka türlü anlamıyorum ya yani bu işin altında başka bir art niyet var. Çok net. Art yani, niyet var bu insanlarda. Bu, bak bu söylüyorum. Sene Galatasaray en ya, az 10 puan en az 10 puan hakemden kaptırmıştır. Yani 10 puan kaptırmak ne demek biliyor musun? Şu an yine ilk 6'daydı. 37 olacaktı. Tabii. Ya olur yani, mu böyle bir şey ya? Az bir puan biz de bu mesleği değil. Yapıyoruz yani. Biz ya bu, de bu işlerin ya bu, retikini yapıyoruz. Bu düşündüğünüz zaman takımı kimse tabii. İzler mi Galatasaray takımını? Ya bu sıralamada şimdi Trabzonspor'u oynayarak buralarda hakkıyla evet. Onu söylemek gerekir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da yani kötü oynan. Sırf hakemlerden bunu açıklayamazsın. Ama hakem hataları yok mu? Var. %100 var. Ama sadece oyun mesela Trabzonspor gibi başarılı bir serisi var mı? Trabzonspor düşünebiliyor musun? Tek mağlubiyet almış. Tek mağlubiyet. Tesadüf mü yani bu? Yani bilmem. Hayır başarı. Yani ama bu kadar dediğim gibi sırf yani bir takım değil diğer takımlara da bunu doğru bir şekilde bana göre hakem performansları bugün de maçlar seyrettim ben. Bütün hepimiz seyrediyoruz. Hakem performansları fiyasko. Anadolu maçlarını seyretsinler birazcık. Çok ciddi hatalar yapıyorlar. Bu gözlemciler nasıl bu notları veriyorlar? Nasıl diğer maçlara atıyorlar, ediyorlar? VAR'da yapılan hatalar. Yani yalnız biz 4 büyük kulüp üzerinden okuyoruz. Tabii, 19 tane baktık. Takım ligde var. 15 tanesi de yani Anadolu dediğimiz takımlar. Yani bunlara da marka ciddi, değerine bence çok hakemler zarar veriyor. Bak yaptığı hatalar. 19 diyorum konuşuyor. Pardon 20 daldım. 20 takım 16 takım geriye kalan ciddi maçlarda hatalar var ya. Bu hakemlere nasıl yani geçerli not veriliyor? Soru işareti bence.